tüm kripto para yatırımcılarının gözü spot Bitcoin ETF'lerinde. Peki son durum nasıl görünüyor? Sizler için hem ETF'lerin son durumunu hem de karar sonrası yaşanabilecek tüm senaryoları objektif bir şekilde araştırdım. Şu an Bloomberg analistleri spot ETF'ler hakkında en çok bilgiye sahip medya şirketi konumunda bulunuyor. Bu sebeple Bloomberg analistlerinin yaptığı açıklamayla başlamak istiyorum. James Seyfart, Burak Tamaç'a verdiği bir demeçte. Eğer SEÇ ETF onayları için hazır değilse, arka başvuruyu geri çekmesi için ricada bulunabilir. ARK tekrar başvurur ve onay geldiği zaman öncelik verilir. Bu senaryoda ETF'lerin onaylaması kesinleşir. Sadece süreç birkaç hafta veya ay uzar. SEÇ 10 Ocağı kadar yetiştirmek için her hafta toplantı yapıyor. Şimdilik başvuruyu geri çekmeye yönelik herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bu da er erteleme olasılığının henüz masada olmadığını gösteriyor. Bazı Bloomberg analistlerine göre ETF'ler ayın 8'inden önce de sonuçlanabilir. Bloomberg'e göre onaylama olasılığı %90 olduğu için Bitcoin fiyatlarında 45 bin dolara kadar bir yükselişe şahitlik ettik. Aslında ETF başvurularının dününü ve bugününü incelediğimizde ertelemelerin çok faydalı olduğunu görüyoruz. ETF'ler ertelendikçe beklenen olumlu haber de sürekli havada kalıyor ve bu durum fiyata pozitif yansıyor. Bir kez daha ertelenmesi Bitcoin'e daha fazla güç verebilir. Konu ETF'lere gelmişken bir konuya daha vurgu yapmak istiyorum. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon Bitcoin'e yönelik kötü imalarda bulunmuştu. Biz de konuyla ilgili bir video hazırlamıştık ve video içerisinde bu söylenenlerin çok da önemli olmadığını ve ciddiye almamanız gerektiğini söylemiştik ve söylemlerimizde haklı çıktık. JP Morgan, BlackRock'ın güncellenmiş ETF'lerinde yetkili katılımcı olarak yer aldı. Yetkili katılımcı, borsada işlem gören bir fonun paylarını oluşturma hakkına sahip bir kuruluştur. Jimmy Diamond'ın bu iki haftalık değişimi oldukça ironik duruyor. Burada Jimmy Diamond bizlere yaptığımı yap fakat söylediğimi yapma mesajını veriyor. Unutmayın ki kimsenin sizleri düşündüğü yok. Tamamen çıkarlara yönelik açıklamalar yapıyorlar. Bu tür bilgiler uzun vade yatırımcılar için korku dolu haberlerin önemli olmadığını bir kez daha gösterdi. Bir tecrübe daha kazandıysak analize geri dönelim. Seç aslında ETF'leri onaylama konusunda hala kararsız duruyor. Fakat Dev şirketlerin dahil olmasıyla onlar da bir yatırımcı gibi FOMO'ya kapılmış durumdalar. Çünkü hem dev şirketlerden hem de ABD senatosundan baskı görüyorlar. Senato geçtiğimiz yıl Gary inovasyonu engellediği iddialarıyla iki kez ifadeye çağırdı. Bir red gelmesi durumunda ABD senatosu daha fazla baskı kurabilir. ABD başkanlık seçimlerine 11 aydan daha az süre kaldı ve ülkede bulunan bireysel kripto yatırımcı sayısı 30 milyonu aşmış durumda sayının böyle hızla artması kriptonun bir siyasi malzeme haline gelebileceğini gösteriyor. Bu sebeple gelecek aylarda ABD kripto para sektörünü oy toplamak için bir araç olarak kullanabilir. Bu verilerden şu çıkarımı yapabiliriz. Spot ETF'lerde red durumu yaşansa bile negatif hava çok uzun sürmez. 2024 yılında kripto için çok fazla pozitif olay var. Bu arada bir grafiğe değinmek istiyorum. Uzun zamandır sektördeyseniz Bitcoin'in birkaç yılda bir aynı döngüye girdiğini bilirsiniz. Bu her zaman olmasa da çoğu zaman öyle oluyor. Bitcoin 2017 yılında 20 bin dolara yükselmiş ve birkaç ay içerisinde tekrar 4 bin doların altına düşmüştü. 2020 halvinginden birkaç ay sonra yani yıl sonuna doğru 20 bin dolarlık rekorunu kırmıştı. Eğer tarih tekrarlanırsa Bitcoin bu yılın sonunda 68 bin dolarlık zirvesini geride bırakabilir. Burada alım yapmalı mıyım yoksa yeni bir dip mi beklemeliyim diye sorabilirsiniz. Bu kanalın açıldığı günden beri sizlere söylediğim bir şey var. Dibi bekleyenler dibi, zirveyi bekleyenler zirveyi kaçırır. Balinalar bu konuda nasıl hareket ediyor diye sorabilirsiniz. Örneğin bu sabah yaptığı alımlar ile bir balina gündem haline geldi. 2022 yılında yaptığı alımlar ile alış ortalamasını 20 bin doların altında tutan balina, bu sabah Binance borsasından 140 milyon dolar değerinde Bitcoin'de hasatın alarak alış ortalamasını 25 bin dolar seviyelerine yükseltti. Uzun vade balinalar bile bu dönemde kademeli alışları tercih ediyor. Çünkü piyasanın yönü gerçekten çok belirsiz duruyor. Balinalarda bu belirsizlik içerisinde tahminlere yönelik hareket etmek yerine kademeli alımlar yapıyor. Bu arada sizlere bir bilgi vermek istiyorum. Binance ve Coinlist üzerinden çıkacak projeleri dikkatle takip edin. Neden Coinlist önerdiğimi sorabilirsiniz öncelikle burada herhangi bir sponsorluk anlaşmasının olmadığını bilmenizi isterim. Zaten şimdi söyleyeceklerimi dinlediğinizde bana hak vereceksiniz. Örneğin bugün dünyanın en değerli kripto paralarından biri olan Solana'ya bakın. Solana 2020 yılında 22 cent bandından CoinList üzerinden ön satışa çıkmıştı. Ayrıca CoinMarketCap sıralamasına göre 23. sırada olan Near Protokol, en büyük oyun blok zincirlerinden biri olan Immutable, Mina Protocol, Kadena, Algorand, Stacks, Filecoin gibi birçok kripto para buradan çıkmıştır. Bu sebeple dev yatırım şirketlerinin gözü de buradaki projelerdedir. Burayı sürekli izleyin ve çıkan projeleri araştırın. Çünkü iyi bir varlık bulabilirseniz devasa kazançlar elde edebilirsiniz. Bizlere abone olarak önemli verilere, gelişmelere ve bilgilere anında ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.